Arkadaşlar merhaba. En son sizinle kültür konusunda kalmıştık. Eski medeniyetlerden, İnka medeniyeti, Çin medeniyeti, Mısır medeniyeti, Mezopotamya medeniyeti gibi medeniyetlerden bahsetmiştim en son. Ve bu haritayla konumuzu bitirmiştik. Şimdi bu haritayla başlayıp kaldığımız yerden yine kültür konusuna devam edeceğiz. Dünya üzerindeki kültür bölgelerinin genel bir yayılımını veriyor bu harita size. Pembeyle görmüş olduğunuz alan Batı Avrupa kültür bölgesiydi. Bunu Amerika kıtasının kuzeyinde, Avrupa'nın batısında ve Avustralya kıtasında görüyordunuz. Sarıyla görmüş olduğunuz alanlar İslam kültürünü gösteriyordu size. Nerede yayılmış? Daha çok Afrika'nın kuzeyinde, Arap Yarımadası'nda ve Orta Asya'da yayılmış İslam kültürü. Kahverengiyle görmüş olduğunuz Latin Amerika kültür bölgesi daha çok Güney Amerika kıtasını ve Meksika'yı içine alıyordu. Yeşille gördüğünüz alanda Slav Rus kültürü, maviyle görmüş olduğunuz alanda Hint kültürü, kırmızıyla görmüş olduğunuz alanda Çin kültürü, bu lacivertle görmüş olduğunuz alanda da Afrika kültürü vardı. Pasifik kültür bölgesi arkadaşlar çok fazla hakkında bahsedebileceğimiz, yorumlayabileceğimiz bir alan değildi. Çünkü binlerce adacıktan oluşan ve nüfusunda çok çok az olduğu bir alan Pasifik kültür bölgesini kapsıyor. Kültür nedir arkadaşlar? Toplumsal gelişme süreci içerisinde oluşan bir topluma özgü sanat eserleri, din, inanç, dil, örf ve adetler gibi maddi ve manevi değerler bütününe kültür diyoruz. Kültür öğrenilebilir, aktarılabilir, değişebilir zaman içerisinde, süreklidir, bütünleştiricidir ve belirli kuralları vardır arkadaşlar. Burada kültürü oluşturan maddi unsurlarla manevi unsurları, somut ve soyut unsurları sınıflandırdım size. Bu sınıflandırmayı sizler de not alıyorsunuz. Kültürü oluşturan maddi unsurlar, coğrafi konum, toprak özellikleri, su özellikleri, iklim özellikleri, yeryüzü şekilleri ve simgeler, anıtlar, saraylar ya da o kültüre ait kıyafetler gibi. Bunlara maddi unsur, somut unsur diyoruz. Manevi unsurlarımız ise din, örf ve adetler, hukuk kuralları, dünya görüşü, ahlak kuralları, komşu kültürleriniz ve siyasi örgütlenmeniz, bunlar da kültürü oluşturan manevi unsurlar olarak, soyut unsurlar olarak karşınıza çıkıyor. Şimdi birazcık kendi kültürümüzden bahsedelim, Türk kültürüne dönelim. Kültür ocağı bir kültürün doğup geliştiği yerdir arkadaşlar. Peki Türklerin kültür ocağı neresidir derlerse ne diyeceğiz? Türklerin kültür ocağı için Orta Asya diyeceğiz arkadaşlar. Türk kültürü Orta Asya'da doğmuş ve şekillenmiştir. Türk kültürünün genel özellikleri nedir? Bunları da madde madde not alalım. Çok köklü ve eski bir kültürdür. Hem göçebe yaşama ait hem de yerleşik yaşama ait izler taşır Türk kültürü. Tarım ve hayvancılık bu kültürün en önemli geçim kaynağıdır. Kurulmuş olduğu alan itibariyle karasallık etkisi belirgindir Türk kültüründe. Konumu itibariyle denizcilikte ilerlemiş bir medeniyet, bir kültür değildir Türk kültürü. Ve pek çok farklı kültürle de etkileşime geçmiş bir kültürdür Türk kültürü. Peki biz kimlerle etkileşime geçtik? Türk kültürü en çok kimlerden etkilendi? Bunları bilelim arkadaşlar. En çok etkileşimde olduğumuz kültürler, Hint kültürü, Moğol kültürü, Çin kültürü ki bunlar Orta Asya'dayken daha çok bizi etkiledi. Sonra Anadolu'ya doğru göçle birlikte Pers yani İran kültüründen, Yunan kültüründen ve İslamiyet'in kabulüyle birlikte de İslam kültüründen etkilendiğimizi ve bunları da etkilediğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Etkileşim, karşılıklı bir iletişim söz konusu bu kültürlerle Türkler arasında. Burada parantez içinde önemli bazı Türk İslam şehirlerinin isimlerini verdim. Bence bilmelisiniz arkadaşlar. Sorularda karşınıza test kitaplarında gelebilir. Semerkant, Buhara, Tebriz, Taşkent ve Fergana önemli Türk İslam şehirleridir. Bunları duyabilirsiniz. Karşınıza çıkma ihtimali olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunları not alalım. Bunlar önemli Türk İslam şehirleri. Türk kültüründen izleri görebileceğiniz önemli şehirler. Türk kültürüne dünyanın neresinde rastlayabilirim? Asya kıtasında, Avrupa kıtasında ve Afrika kıtasında Türklere ait izlere rastlayabilirsiniz. Çünkü Osmanlı döneminde Türklerin bu üç kıtaya da yayıldığını biliyoruz ve buraya izler bıraktığını biliyoruz. Mesela Bosna Hersek'e giderseniz, Avrupa kıtası
Köprüsü olarak değerlendirelim. Mostar Köprüsü Türklerden kalma bir yapıdır orada. Özbekistan'ın Asya kıtasının ortasına gidersiniz. Şirdar Medresesi'ni görürsünüz. Mısır'a yani Afrika kıtasına gidersiniz. Orada Kavala'nın ve Ödedi Paşa Camisi'ni görürsünüz. Dolayısıyla yeryüzünde 3 farklı kıtada da Türklere ait izleri görmek mümkündür. Peki Anadolu'da kültür nasıl şekillenmiş? Anadolu kültürünü şöyle bir geçmişini gözden geçirelim. Paleolitik çağda Anadolu'da bazı yerleşmeler vardı. Bu çağda, Paleolitik çağda Anadolu'da izler görmek mümkün. İstanbul'daki Yarımburgaz, Samsun'daki Tekkeköy, Antalya'daki Beldibi, Belbaşı ve Karain Paleolitik çağda Anadolu'da görebileceğiniz yerleşim sahaları olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Neolitik çağa geldiğimizde tarihten bu çağları biliyor olmalıyız arkadaşlar. Yerleşik hayatın başladığı dönemden bahsediyoruz. Konya'daki Çatalhöyük, Burdur'daki Hacılar, Diyarbakır'daki Çayönü ve Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe'de Neolitik çağda Anadolu'daki kültür izleri olarak karşımıza çıkıyor ki Şanlıurfa, Göbekli Tepe son yıllarda fazlaca anılan yerler arasında. O yüzden karşınıza çıkabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Anadolu'da kurulan medeniyetler neler? Kızılırmak çevresinde Hititleri, Ankara yakınlarında Frigileri, Anadolu'nun batısında İyonları, yine Gediz ve Küçük Menderes çevresinde Lidyalıları, Doğu Anadolu'da da Urartuları görebilirsiniz arkadaşlar. Anadolu'da kurulmuş önemli medeniyetler arasında. Çok tarih konusu gibi gelebilir size. Bu konulardan neden bahsediyoruz diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar işte buyurun size bir çıkmış sınav sorusu. Bu kültür ve medeniyet konusundan LYS'de karşımıza soru gelmiş. Bakalım bu soruya. Özellikleri eşleştirmemizi istiyor bizden haritayla. Antik dönemin önemli divan kentlerinden birisidir demiş. Kim bu arkadaşlar? Efes. Frig uygarlığına başkentlik yapmış bir merkezdir diyor. Az önce bahsettim. Ankara yakınlarında kurulmuştu dedim. Gordion. Anadolu'daki en eski imparatorluklardan olan Hitit İmparatorluğu'na başkent olmuştur diyor. Hattuşa. Anadolu'nun ilk yerleşik hayatın başladığı merkezlerinden biridir. Yerleşim tarihi açısından oldukça önemlidir diyor. O da Çatalhöyük olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ve sorunun cevabı Edirne, Tuşba oluyor. Evet, tarihi de çok iç içe bir konu arkadaşlar. Ben size kısaca Anadolu'daki kültürden, kültür yapısından ve Türk kültüründen bahsettim. Bu konu böyle kısa ve kolay bir konu. Sizden de tekrarını not almanızı ve soruları çözmenizi istiyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.